Şimdi Coetzee'nin romanlarına, utanç özelinde bakacağız tabii ama romanlarına genel olarak baktığımızda benim görebildiğim kadarıyla tam bir yani zamansızlık ve mekansızlık tabii ki var. Ama bu örneğin bir postmodern edebiyatta olduğu gibi farklı zaman ve mekanlar arası hızlı geçişkenlikten değil. Yani farklı bir zaman ve mekanlarımız var, farklı karakterlerimiz var. Bunlar arası o kadar hızlı geçiyoruz ki gerçeklik duygumuzu kaybediyoruz. Biriyle kendimizi hemhal kılmak üzereyken neredeyse birden hop başka bir yere atlıyoruz. Bu sefer o kişiyi görmeye başlıyoruz ve bu bir dalgalanmanın ötesinde bir boşlukta kalma hissi yaratıyor. Yani postmodern edebiyatın çok önemli temsilcileri var. Mesela Türkiye'de Hasan Ali Toptaş diyebiliriz belki. Çok keyif verici bir okuma ama roman bittiğinde bir özdeşleşme duygusunu da yaratmamanın ötesinde bir boşlukta kalma duygusu var. Şimdi Coetzee'de benim dikkatimi çeken zamansızlık ve mekansızlıktan ziyade farklı zaman ve mekanları bize kendi içlerinden anlatmaya çalışıyor. Ve aslında biraz sonra söylemeye çalışacağım bir yöntem üzerinden de gerçeği anlatmaktan değil, gerçeği gözletmekten ve eğer bir gerçek varsa da okuyucuya kendisinin o gerçeği bulması gerektiğini göstermekten dem vurmaya çalışıyor. Şimdi şöyle örnek verebilirim. Örneğin kitaptan bir sahne hatırlayabilirsiniz. Melanie Prova'da David Lurie gidip onu izlemeye çalışıyor ve oynanan oyunu Brecht üzerinden eleştiriyor. Bildiğimiz gibi Brecht tiyatrosunun yani epik tiyatronun karşı çıktığı şey daha çok katarsis kavramı üzerinden. Okuyucu, dinleyici, izleyici, sanatı alan kişi her kimse o öyle bir özdeşleşme haline sürükleniyor ki, öyle bir duygu yoğunluğu var ki onu izlediğinizde ve gördüğünüzde çıktığınızda rahatlamış ve aslında o hayatın bütün gerçeklerinizi sırtınızdan atmış olarak çıkıyorsunuz. Burada ise öyle karakterler var ki sizin özdeşleşmenize imkan vermiyor, hatta izin vermiyor. Bunu iki yöntemle yapıyor sanki. Birincisi dili. O kadar sade bir dil var ki, o kadar betimlemeden uzak. Zamanı ve mekanı tanıtmaktan uzak. Sadece gerekli birkaç doneyi veriyor bize. Yani olay şurada geçiyor, pencerenin rengi şu, bilmem şu. Sizi olayın içine çekmeye değil. Okuyucu, izleyici sen belli bir mesafede dur. Sakın daha fazla yaklaşma diyor. Hatta öyle ki bazı yerlerde yaklaşma veya özdeşleşme riski doğarsa bir yumruk gibi karşınıza bir sahne çıkıyor. Örneğin Dev Show karakterini hatırlayın. İlk başta nasıl anlattığını diyorsunuz ki zaten karşımızda arzularına yenik düşmüş tırnak içinde sapık bir adam var. Dev Show, ama Allah'tan Dev Show'u da beğenmedi. Ama iki dakika sonra Dev Show'la yatakta buluyor kendisini ve bunu da meşrulaştırmaya başlıyor. Yani aslında birkaç başka karakterden de bu örneği verebiliriz. Anlattığı her şey bu sensin veya sen değilsini bırak. Sen uzaktan farklı karmaşık duyguları gözetle ve kendi gerçeğini kendi bulmaya çalış. Bir anlamda demeye çalışıyor. Ve bunların üzerinden sanki insana dair genel temaları, bunlara evrensel mi demek gerekir tam bilmiyorum ama konu itibariyle, içerik itibariyle değil, konu itibariyle insana dair genel temaları. Biraz önce Melek Hoca söyledi, başka kitapları da var. Hayvan hakları, ötenazi, insan hakları, apartheid rejimi, geçmişle hesaplaşma, hatta bu romanın asıl temel konusu olan özür dileme veya suç ve cezalandırma ilkeleri. Bunlar üzerinden aslında biz hep geçen vakaları, karmaşık duygular içindeki kahramanlar ve özdeşleşmemize imkan olmayan kahramanlar üzerinden bizi düşündürtmeye çalışıyor. Romanı kapattığımızda rahatlamış bir insan olarak değil, aslında rahatsız olmuş, irite edilmiş. Hay Allah hangi değer üzerinden gideceğiz biz bu acaba diyen bir karakter. Çünkü ya da şöyle diyebilirim, aşk hakkında kısa film Kieślowski'nin izlemişsinizdir belki. Öyle sahneler var ki karakterden bir şekilde bir davranış bekliyorsunuz. Ama karakter tam zıttını yapıyor. Ve o anda siz hem filmin dışına itiliyorsunuz veya o sanat eserinin dışına itiliyorsunuz. Hem de inanılmaz bir kafa karışıklığı. İnsanın içinde olan iyi ve kötüye dair. İnsanın oradan oraya rahatlıkla savrulabileceğine dair. Buradan şuraya atlayabilirim. Melek Hoca dedi ki öteki ne kadar ötekileştirilirse kendinin de öteki olduğunu fark etmeye başlar veya onu artırır. Burada ayrılıyoruz galiba bu yorum üzerinden. Aslında burada öteki ve ben kavramlarının reddi var neredeyse. Öteki ve ben benim içinde zaten. Yani her türlü davranış kalıbı, iyilik veya kötülük olarak kodladığımız her türlü davranış kalıbı her insanın içinde neredeyse var. Beyşov'da da var, Petrus'ta da var, Melanie'de de var, Isaacs'te de var. Babada. Hatta David Lurie'de asıl ön plana çıkan karakter olduğu için. O salınmalar üzerinden gidiş var. İkinci söyleyeceğim şey belki bu yöntemi daha belirgin kılmak için ki romanın içinde de bunun izleyeni veriyor. Didaktik olmaktan ısrarla uzak kalıyor. Bir yerden bir pasaj okuyayım size. Sayfa 187. İnsanlara nasıl yaşayacaklarını öğretme hevesinden bahsediyor. Romancıdan bahsederken. Yani aslında klasik roman anlayışının ki aslında şuradan da dem vurabiliriz. Aralarda derste neler anlattığını gösteriyor mesela. Oraya geçtiğimizde hemen şey hissediyoruz. Farklı bir roman tarzı, sıkıcı,
bunaltıcı ve böyle de bu ne ya? Bu da roman mı? Bir itici, neredeyse onu dedirtici insanlara. Bunlar üzerinden aslında yapılan şeyin, yani karşı çıktığı şeyin, biz benimseriz benimsemeyiz. Ama karşı çıkılan şeyin o didaktik bir şeyler öğretme hevesi olduğunu söylüyor. Ki burada o iyi ve kötü veya öğretme hevesindeki en belirgin romanı bence Barbarları Beklerken. Oraya bir referans verebiliriz. Onu açtığı yer aslında. Çünkü işte malum biliyorsunuzdur. Oradaki asıl karakter ırkçılığa karşı çıkarken kendisinin ne kadar ırkçı olduğunu keşfeden, kendi içindeki ırkçılığı keşfeden bir insan. Buradan da aslında bir yandan özdeşleşme imkanı vermezmiş gibi yapıp, ya da şöyle söyleyelim isterseniz. Okuyucuyu yabancılaşma imkanını okuyucunun elinden alarak okuyucunun olaylara yabancı kalmasını engellemeye çalışıyor. Çok fazla bunun içine girerseniz yabancılaşırsınız, dışında kalın. Yani yabancı kalmayın aslında. İçinize de bakın, kendinizi sorgulayın. Herkesin kendi içinde bu bakkala veya bu dürtüler, arzular veya utanç üzerinden konuşacaksak var. Bunları nasıl yorumladığınıza kendiniz üzerinden bakın diye. Başka bir şey dille ilgili hemen başlarda bir yerde söylüyor. Birisi diyor ki bir okuduğu romanda, iletişim, dil iletişim için yaratılmıştır. Tırnak içinde yazıyor. Coetzee'de ya da romanın kahramanında David Bury de dalga geçiyor. Olur mu öyle şey? Sadece ruhun ihtiyacı olan, ruhun ihtiyaçlarını seslendirmek için dil vardır. Daha derinde bir yerde dil arayışını bile arıyor. Yani iletişimi bile. Ki bunu biraz sonra suskun kalması üzerinden de belki yorumlayabiliriz. Sadece David Lurie'nin komitenin önünde suskun kalmasından bahsetmiyorum. Melanie'nin suskun kalmasından. Hatta Isaac'sin suskun kalmasından son ana kadar. Hatta daha da önemlisi Lucy'nin suskun kalmasından. Yani Lucy babasının bütün ısrarlarına rağmen sessiz kalıp her şeyi tırnak içinde kabullenme şeklinde bir tepki veriyor. Bu genel olarak diliyle ilgili söylemeye çalışacağım şeyler. Şimdi bunlar üzerinden ve utanç özelinde bu insana dair meseleleri, neler, hangi temalar üzerinden deşmeye çalıştığını hem metaforik olarak hem de yeri geldiğinde doğrudan anlatmaya çalışacağım. İlk gözümüze çarpan cezalandırma, ceza, özür, itiraf ve hatta bunlar üzerinden, Afrika üzerinden düşünürsek, geçmişle hesaplaşma anlayışı. Son dönemlerde çok moda olan ve Afrika'dan çıkan aslında apartheid rejiminin geçmişiyle yüzleşme hikayesi. Bize sordurduğu ilk soru aslında, savunma nedir Allah aşkına? Bir komitenin önüne çıkan insan neden savunma yapmak zorunda bırakılır? Lucy bize bir cevap veriyor aslında burada. Çok ileride bir yerde. Kendimiz temize çıkarmak zorunda kalmak istemiyorum. Kendimi temize çıkarmak zorunda kalmak istemiyorum. Şimdi burada suçu kabullenme veya kabullenmemeden ziyade birilerine bunu anlatma ihtiyacının nedenini sorgulamaya çalışıyor. Hatta onun üzerinden bence toplumsallığı, toplumsal anlayışımızı ya da modern yaşantıyı. Modern yaşantıyı açıklamasının en belirgin özelliği de günah keçisi metaforu. Başka bir yerde verdiği. Günah keçisinin ne olduğunu anlatıyor. Orta çağda özellikle işte bir yerlerde toplanırlardı. Şehirde veya yerleşim biriminde bütün günahları bir keçinin sırtına yüklerlerdi ve onu da şehrin dışına sürerlerdi ve toplum arınmış hissedilirdi. Katarsis aslında bir anlamda. Yani modernlik öncesi anlayış. Şimdi ne oldu? Tanrıları öldürdük. Böyle bir imkan kalmadı. Gerçekle yüzleşme zamanı geldi. Peki modern insan bunu göze alabildi mi? Hayır. Bu sefer bunun yerine tasfiye başladı. Yani aslında günah keçisinin modern versiyonu. Premodern dönemde olan şeyin modern versiyonunu tekrar karşılaşmaya başladık ve yine kendimizin dışına, kendimizi rahatlatacak bir çözüm üzerinden. Ki şunu hatırlayabiliriz. Örneğin komitede bulunan bir arkadaşıyla markette karşılaşıyor. Arkadaşı yasak savar bir şekilde 2-3 cümle edip kaçıyor hemen. Ve hatta giderken arkasından diyor ki benden kurtulduğuna çok sevindi, çok belli. Benimle yan yana durmak bile istemiyor. Suçla yan yana bile durmak istemiyor. Kendisini bundan o kadar soyutlamış ve o kadar azade gördüğü için. Modern bireyin temel tavrı. Veya şu örneği verebiliriz. Lucy'yi zorla sorgulamaya gelen polisler ya da soygun ve tecavüz olayını zorla gelen polisleri tanımlarken ısrarla uzakta durdular Lucy'den diyor. Sorgulamak için bile yaklaşmadılar. Çünkü kirletilmiş, kirli birisi var karşılarında. Suçla bütünleşmiş, suçu da temsil eden birisi var, o bizden uzak dursun. Daha doğrusu biz ondan uzak duralım. Biz ondan azadeyiz zaten. Bize değmeyecek bir şey var karşımızda diye. İkincisi yine bu savunmayla ilgili. Modern anlayışın savunma anlayışı ya da bu tip durumlarda nasıl bir tavır alınacağına ilgili anlayışı. Hatırlayınız bir arkadaşı, David Lurie aynen şöyle diyor. Sana bir avukat bulalım. Hatta bir kadın avukat bulalım. Stratejik olarak çok iyi olur bu. Aynen bu tabiri kullanıyor. Hatta daha sonraki sayfalarda bir yerde de birisi ona diyor ki önemli olan ilkeler değil. Önemli olan kendini nasıl ifade ettiğin. Yani önemli olan gerçek
veya bizim hissettiklerimiz, duygularımız değil. Önemli olan kendimizi nasıl savunabildiğimiz. Daha doğrusu önemli olan ikna edici argümanları nereden bulabildiğimiz. Yani aslında bütün modern hukuk sisteminin neredeyse üstüne bina edildiği, eğer kendini makul argümanlarla savunuyorsan haklısın. İlkesel, duygusal ya da tırnak içinde gerçekle ilgili kısmı hiç bizi ilgilendirmez. Yeter ki kendini iyi ifade et. Yani ağzın laf yapıyorsa, mevcut savunma bilimine vakıfsan senden iyisi yok. İşlediğin suçun veya onunla sana isnat edilen hiçbir şeyin burada bir önemi yok. Bunun üzerinden komitenin önüne çıkan David Lurie ise ve hatta sonra Lucy ise bize şunu söylüyorlar. Hayır. Bunun ötesinde yapılacak bir şey var. Nedir o? Bunun kitabın da adını verdiği şekilde David Lurie sonra cevabını veriyor. Utançtır. Öyle bir utanç ki nasıl tanımladığını size söyleyeyim. Hayatım boyunca bir dakika tam okumak istiyorum. Sürekli bir varoluş konumu olarak kabul etme. Yani işlediğin suçu bir an önce itiraf edip kendini ondan arındırmak veya topluma tekrar kabul edilmek, toplumun istediğini topluma vermek değil. Sürekli bir varoluş hali. Onu neredeyse kendi bütün bir kendi varlığının bir parçası yapmak. Yani geçmişle hesaplaşmaya gönderme yapacaksa özür dileyip kenara çekilmek değil. Tam tersine ondan sonra yapacağın her şeyi nasıl ders aldıysan onun üzerinden yapmak. Ve utancı da sürekli içinde taşımak. Arınmak değil. Modernizmin bize bir şekilde söylediği veya günah keçisi üzerinden premodernizmin de söylediği farklı versiyonlara şey değil. Daha başka bir şeyden bahsediyor. İkinci söylemeye çalışacağım şey izlek. Adalet nedir? Şimdi Petersburg Usta kitabından bir şey söyleyeyim. Sayfa 127'ymiş. Adalet diyor Mihailovic. Yani Dostoyevski üzerinden yazdığı bir şey biliyorsunuz bu. Geniş bir sözcük. Adaletle hınç arasında bir çizgi çizilebilir mi? Aslında David Lurie'nin komitenin önünde yapmaya çalıştığı şey de veya daha sonra sanki bunları yapan kişi o değilmiş gibi Lucy'ye tecavüz eden kişinin arkasına inatla düşmesinde gördüğümüz gibi tam ters şeyler. Birisinde bir hınç arayışı var. Birisinde de suçlu kendisi olduğunda, yani suç kendisine yöneltilmediğinde adaleti farklı bir yerden yorumlama var. Belki kendi içimizdeki farklı karmaşık duygulara bir gönderme. Veya sizin istediğiniz örtbas etmek mi derken, komitenin önünde suçumu itiraf edip örtbas etmek mi derken, kendisi dönüp Lucy'nin şeylerini ararken başka bir cümle daha ediyor. Adalet işi sigortacılara bırakılamaz. Yani adalet işi kime bırakılabilir peki? Kimdir adalet işini sağlayacak? Tırnak içinde bir özür dilemek geçerliyse ki aslında kendisi de en sonunda gidip diliyor. Ki Isaac'ten diliyor ve kadının Melanie'nin annesiyle ve kız kardeşinden özür diliyor. Tabi aç parantez onlara da sulanıyor bu arada. Yani hepsi de bir arada aynı yatakta ne güzel olurdu bile diyor. Ya yani öyle bir geçişkenlik var ki burada. Ama özür dilerken bile, yani özür dilemenin gerekliliğini savunurken bile öte yandan dönüp adalet işini sigortacılara bırakamayız. Yani telafi, tazminat mekanizması değildir bunun aslı olan deyip tekrar bizi utançla yüzleştirmeye yönlendirmiş oluyor. Ama her durumda sanki asıl teması kibirli, kendisi de bu kavramı bir yerde kullanıyor karakterlemesi, kibirli bir suskunluk. O suskunluğun da çok erdemli bir suskunluk olduğunu da söylemiyor bize aslında. Kibirli bir suskunluk, üstten bakan, siz kimsiniz de ben size hesap vereceğim diyen aslında. Bir boyutu da var sanki işin. Üçüncü hat diyebileceğimiz şey bu roman üzerinden metaforik anlamda ve aslında bütün romana kendi rengini veren başka bir şey Doğu Batı ilişkileri ve sömürgecilik meselesi. Şimdi Lucy'ye tecavüz edilmiş, kızla baba çok uzun uğraşlar sonunda bir yerde bu konuya gelebiliyorlar hatırlayacağınız gibi ve Lucy bunun inatla kişisel bir olay olduğunu söylüyor. Kişisel bir nefretten kaynaklandığını söylüyor. David Lurie ise inatla hayır diyor, bu tarihin bir yükü senin üzerinde. Senden bir öç alındı. Hatta çok ilginç bir kavram kullanıyor biliyorsunuz. Vergi tahsildarları diyor. Nasıl vergi tahsildarları varsa bu insanlar da geldiler sana tecavüz ederek bir vergi topladılar. Diyor. Ve bu arada yine bir parantez daha açayım. Enteresanlık olsun diye. Kızına da sulanıyor aslında. Bir yerde kızıyla ilgili de içinden şehvet duyguları geçiyor. Ama ilk başa gönderme yaparak söyleyeyim bunu. Hiçbir yerde Ahmet Altan roman okuyor gibi hissetmiyorsunuz kendinize.
Yani ortada bir arzu var, ısrarla vurguladığı, ama hiçbir arzu okuyucuyu da kendisiyle birlikte arzulandıran bir arzu değil. Size izlettirilen bir arzu. Hatta dışarıdan dışarıya, işte benim de kullandığım kelimede olduğu gibi, vay sapık, vay dedirtici bir şey. O kadar dışarıdan bakıyorsunuz ki arzuyu da hayatın asıl temel davası olarak bir yerde tanımlıyor. Enteresan bir şekilde. Şimdi tecavüz geçmişin yükü mü değil mi tartışmasından ayrı olarak yine Doğu Batı ilişkileriyle ilgili söyleyebileceğimiz bir şey Melanie'nin başlardaki tavrı. Melanie bir gün kapıyı çalıyor olay gerçekleştikten sonra ve eve girmeye çalışıyor. O da diyor ki sen ne yapıyorsun? Burada yaşayacağım. Cevap şu, sence bu iyi bir fikir mi? Şimdi bu bana şunu çağrıştırdı. Göçmenlerin çok sık kullandığı Batı'da bir kavram vardır. Siz niye oradaysanız biz de onun için buradayız. Aslında bir şekilde Melanie burada onu söylüyor. Sen nasıl benim hayatımı kararttıysan veya nasıl benim hayatımı etkilediysen şimdi de ben buradayım. Bu bir karşılık meselesi. Ve David orada, yine onu okuyayım isterseniz 36. sayfa. David'in canı sıkılıyor. Kötü davranıyor kız. Yaptıkları yanına kar kalıyor. David'i sömürmeyi öğreniyor. Büyük olasılıkla bunu sürdürecek. Sonra atlıyorum. En alta doğru gidiyorum. Birlikte oldukları sürece. Bunu Batı Doğu üzerinden okuyabiliriz. Veya sömürgeci ve sömüren üzerinden. Birlikte oldukları sürece ki öyleler şu anda. Ve eğer birlikte olacaklarsa yöneten David olacak. Yönetilen de kız. Aslında iktidar ilişkilerinin, sömürü ilişkisinin nasıl kurulduğunu ve bence orası önemli değil. Karşılıklı rıza üzerinden, bir kabullenme üzerinden nasıl yeniden üretildiğini gösteriyor. Yani tecavüze uğrayan, ki aslında David Lur'un ifadesine göre tecavüz ettiği bir virgül tam olarak da tecavüz değil. Biraz sonra onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Tam olarak tecavüz olmayan olaydan sonra bile kızın hem tecavüz sırasında hem daha sonraki veya tecavüz değilse cinsel birliktelik sonrasında hem daha sonraki tavrı doğrudan kabullenme aslında, tepkisizlik üzerinden kabullenme. Veya öyle diyebiliriz. En azından buraya gelerek bunu gösteriyor. Evet, bu oyunun ben de bir tarafıyım. Sömürülmeye de tırnak içinde razıyım neredeyse. Veya artık öyle bir ilişkiye girdik ki biz. Bunun geriye dönüşü yok. Bunu biz böyle yaşayacağız. İkimizin de düşünceleri ve dünyaya bakışı bir kere tahrip edilmiş durumda. Geriye dönüşü yoksa olduğu gibi yaşayalım mı? Temel sorulardan biri. Belki bizi Doğu Batı ve sömürgecilikle ilgili düşündürmeye sevk eden. Bir yerde daha, yine bununla bağlantılı olarak, kız aynen şöyle söylüyor, sayfa 24. Burada çizmemişim, buradan okuyayım. Benim suçum yok. Neden her şey benim suçum oluyor? Yani bu işin pasif tarafı benim. Sömürgecilik üzerinden yorumlayabiliriz. Ama şimdi de gördüğümüz gibi, biraz sonra başka vereceğim örnekte de olduğu gibi, her durumda suçlanan benim. Nasıl suçlanıyorum? Tepkisiz olmakla, beceriksiz olmakla, tabi olmakla veya ırkçılık üzerinden yorumlayacaksak, tembel olmakla, beceriksiz, saçma sapan işler yapmakla, elindeki kaynakları kullanmamakla, aptal olmakla vesaire. Bir sürü yerden sorgulanan bir durum. Şimdi daha enteresanı bence Batı-Doğu ilişkiler üzerinden göndermelere bakacaksak eğer, daha enteresanı sayfa 43'teki bir diyalog. Sınavla ilgili şey. Batı'nın profesyonellik anlayışını veya hiçbir şey olmamış gibi davranma anlayışını veya rasyonalizmi anlatan bir şey. Kıza diyor ki, sana gelince derslerine daha çok zaman ayırman gerekecek. Sınıfa daha düzenli olarak gelmen gerekecek. Girmediğin sınavı alman gerekecek. Kız ona şaşkınlıkla hatta dehşetle bakıyor. Sen herkesten kopardın beni demek istiyor gibi. Sırrını taşımaya zorladın beni. Ben artık yalnızca bir öğrenci değilim. Benimle nasıl böyle konuşabilirsin? Bunlar hep söylemek istedikleri şey. İtalik. Kızın sesi öylesine kısık çıkıyor ki David güçlükle duyabiliyor söylediklerini. Kız şöyle söylüyor. Sınava giremem. Hiçbir şey okumadım. Aslında cevap Batı-Doğu ilişkileri veya sömürgecilik üzerinden okuyacaksak sömürgeciliğin yükünü başka tarafa atmaktan ziyade sömürgecinin yarattığı düzeni kabul etmek. O rasyonalizmi kabul edip gerekçe olarak da hayatımı mahvettin diyememek, tam tersine çalışamadım. Yani kurduğun oyunun gereklerini yerine getiremedim. Kurduğun oyunu sorgulamıyorum artık. İnsan hakları üzerinden yorumlayalım mı? İnsan haklarının böyle tahrip edilmiş ilişkiler üzerinden yerleşemeyeceğini kabul etmemek veya itiraf etmemekten vazgeçip insan haklarına saygılı değilim, suç bende. Hadi bunun da bir yolunu bulalım demek. Bütün o gerisinde yatan ilişkileri kabullenmek veya üstünü örtmek karşılıklı olarak. Belki rızanın üretim tarzı. Afrika'nın ve hatta bir sürü çevre ülkesinin içinde bulunduğu şey gibi geliyor bana şu anda. Enteresan bir şey. En sonlara doğru sayfa 213'te
Belki bütün bir karmaşık ilişkilerde bulduğu çözüm Soray'a. Tekrar Soray'a getiriliyor. İlk baştaki kahramanımız, Müslüman kahraman. Müslüman olması çok önemli değil. Çok yaşayın. Soraya'nın görevi nedir? Yani Soray'a bildiğiniz gibi bir fahişe. Sayfa 213. Soraya'nın en atları doğru. Soraya'nın ve ötekilerin görevleri buydu işte. Kanındaki karmaşık proteinleri yılan zehri gibi emip almak. Emip almak. Yani aslında başka kategoriler, yani daha tanımlanmış ana kategoriler üzerinden suç veya günah işleyerek kendini temizleme imkanı sunmamak veya sunmayan, onun yerinde arada kalmış, aslında herkesin günah keçisi olan fahişeler gibi, onlar üzerinden yapılması veya bu duyguların tatmin edilmesi ve aslında böylece de ortada suç diye bir şeyin de olmaması. Herkesin kendini bir anlamda ara kategoriler üzerinden rahatlatması, bütün suçu onlar üzerine yıkması ki cinselliği burada tercih etmesi bence çok gösterge, yani çok önemli bir gösterge. Çünkü hepimizin günlük hayatımızda eğer insanlığa dair bir şey diyorsak en kolay üzerinde tartışabileceğimiz arzular üzerinden veya başka bir şeyler üzerinden konu gibi geliyor. Şimdi başka bir ana hat veya eksen, aks neyse gasp ve tecavüz konusunda söyledikleri. Bu konuda da aslında David Lurie'ta baştan bize söyleyeceğini söylüyor. Asıl noktayı David Lurie koymayacaksa, asıl noktayı Isaacs kuracak, koyacak. Gasp nedir? Zorla veya hileyle el koymaktır. David Lurie'nin bize başta bir kitaptan okuyarak söylediği şey. Zorla veya hileyle. Burada insana dair konu diyeceksek zorla veya hileyle olması mı, yani bu işin yöntemi mi yoksa gaspın kendisi mi önemli olan? Nasıl yapıldığı hiç önemli değil. Modern insan böyle yapar, premodern insan böyle yapar. Modern insan şöyle tanımlar, şöyle meşrulaştırır, premodern insan da şöyle meşrulaştırır. Bunlardan birisi öbüründen daha evla mıdır? Yoksa ikisini de ortak kesen şey gaspın ta kendisi midir? Bunun cevabını dediğim gibi Isaacs veriyor. Hatta Isaacs farkına varmadan veriyor. Diyor ki, sana baktığımda gücün düşüşünü görüyorum. Isaacs'in vurgu yaptığı şey düşüş. Senin bir statün vardı, oradan düştün geldin önümüzde diz çöküyorsun. Ama hatırlarsınız David orada güç lafına takılıyor. Güç. Ve kendi dediği gasp etmek lafına takılıyor. O zaman o güç statü üzerinden kurulabilir, yaş farkı üzerinden kurulabilir, hoca-öğrenci ilişkisi üzerinden kurulabilir, başka mekanizmalar üzerinden kurulabilir. Ama her durumda ortada bir güç var. Kullanılan bir güç. Yani bir iktidar ilişkisi. O iktidar ilişkisinde daha eşit olan veya üstte olan kişinin kendi tercihini zorla veya hileyle karşı tarafa kabul ettirmesi var. E o zaman soru da şu. David'in Melania yaptığıyla ismini bilmediğimiz kişilerin Lucy'ye yaptığı arasında hiçbir fark yok aslında. İkisi de karşı tarafa güç uyguluyorlar. Birisi bunu tam olarak tecavüz bile değil, masumane, arzulara yenik düşmüş bir insan olarak yapıyor ki bütün kitap boyunca bunu anlatıyor bize neredeyse. Arzu ve arzulara yenik düşmüş. Öbürü ise kaba saba ve öç almaya yönelik bir insan. İnsanlar grubu ya da. Ama her durumda kendi kendine de cevabını bir yerden vermiş oluyor. Hayır, Isaac üzerinden. Asıl sorun başka bir şey. Asıl sorun eşitsiz ilişkiye girmek ve onun üzerinden gücü kullanmak. Şimdi dille ilgili bir eksen var dikkatimi çeken. Ki asıl bunu açması düşman Bay Foye veya öyküsünde, romanı bile demeyelim. Burada da sayfa 150'de bir yandan nefret ettiği Petrus'u bir yandan da merak ettiğini şöyle anlatıyor. Petrus'un hikayesini dinlemeyi çok isterim. Çok yalın bir dille. Ama İngilizce olmayacak. Kendi dilinde olacak. Çünkü dil çevrildiği anda tahrip edecek her şeyi. Kendi dilinden Petrus'u anlamak isterdim. Neden? Ki burada bence Sipi Vaka bile atıfta bulunabiliriz. Yani mağdumlar konuşabilir mi hikayesi? Onun sesi kim olacak? Veya başka bir yerde verdiği bir örnekten kadın erkek ilişkileri ve tecavüz ile ilgili bir örnek veriyor. Erkek kendini tecavüz anlamak için kadının yerine koyabilir mi? Ve aslında bize koyamaz demeye getiriyor. Başka bir yerde şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Burada söylediği şuna dikkat çekeyim. Sanırım sayfa 150. O koca sözcükler yeniden yapılandırılmalı. Yani hayata dair her şey, bırakın İngilizceyi, yerli dilleri vesaire. O koca sözcüklerin hepsi, her biri kirletildiği için, her biri anlamını yitirdiği için, her biri duygu sömürüsüne araç olduğu için bir anlamda, hepsini yeniden yapılandırmalıyız. Ki burada da hemen bize aslında Ingeborg Bachmann'ın başka bir şeyini hatırlatıyor. Başka bir dünya kurmak için başka bir dil lazım. Bu dille, yani bu hayat algısıyla beslenmiş dil üzerinden, ki aslında dili de böyle tanımlamıyor mu? Hiçbir şey yapılamaz. Nasıl tanımlıyor? Onu da bu arada söyleyeyim. İmgeler üzerinden.
İletişim içindir, yaratılmıştır dediği sözü mantığa aykırı bulurken aynen şöyle diyor. Ruhsuz imge, retinanın üzerindeki imge. Aslında gördüklerimiz ve yaşadıklarımız, yani materyalizmin reddi aslında burada. Orada oldukları şekliyle değil. Onlar sadece birer imge olabilir. Retinada düşen bir şey olabilir maddi anlamda. Ama onun nasıl içinin doldurulduğu, oradan hangi anlamlar çıkarıldığı ve onlara hangi anlamlar yüklendiği, dolayısıyla da hangi anlamlar üzerinden içlerinin boşaltıldığı o kadar önemlidir ki geldiğimiz noktada bu anlamların hepsini de dille beraber bir paket olarak reddetmek zorundayız. Yeni bir dünya kurmak için Bahman'ın söylediği gibi. Altıncı, yanlış saymıyorsam, izleyimiz kadın erkek ilişkileri ve cinsellik meselesi olabilir. Çok az kaldı, bir tane daha var. Hakim diye bir karakter var, çok az geçen. Komitenin üyesi. İsminden anladığımız gibi yerli bir insan o da. Muhtemelen zenci. Komiteden hemen önceki toplantıları da aynen şöyle söylüyor. İstersen erkek erkeğe konuşalım. Yani tecavüzün sanığıyla veya o olayın sanığıyla yapan kişi arasında, mağduru arasında geçen ilişkide erkeklik üzerinden taraf tutuyor aslında. Ki ondan sonra da biraz önce dediğim gibi şey hikayesi var. Erkek kendini tecavüz olayında kadının yerine koyabilir mi? Ve Lucy diyor ki hayır, koyamaz. Sayfa 183. Lucy'nin çok enteresan bir benzetmesi var. Erkek için diyor nefret sanki seksi veya cinsel ilişkiliği daha zevkli kılan bir şey. Güç uyguladığı için. Daha üstüne düştüğü bir şey. Kadın için ise durum çok farklı. Cinsellik işin içine nefret veya sevmemek girdiğinde iğrenilecek bir şey. Hatta insanın kendini soğutacağı bir şey olabilir. Şimdi bu böyle midir değil midir ben bilmiyorum. Ama sonuçta bize aslında bu iki kadın erkek ve aslında zenci beyaz karakterler kaygan olduğu içinler üzerinden bunun bir anlamda çok karmaşık bir mesele olduğunu ve insanların farklı pozisyonlar alabileceğini, ki bunun Coetzee'nin söylediği pozisyon kadının kadın pozisyonu alacağı, erkeğin erkek pozisyonu alacağı. Yani aslında ırkın çok da önemli olmayabileceği, özellikle cinsellik veya bu gibi meseleler üzerinden. Şimdi cinsellik demişken hemen şeyi hatırlayabiliriz. Hayvan haklarına geçeceğiz buradan. Hatırlarsınız, Benshaw'un yanında çalışmaya başladıktan sonra hayvanlara nasıl acı veya neden iyilik yapmaya çalıştığını açıklarken hayvanları şöyle tanımlıyor. İçgüdülerine uyuyorlar. Başka bir hayvanla çiftleşmek isteyen bir hayvan var. Onu engelliyorsunuz. Peki bunu engellemek mi lazım? Cevabı şu. Engellersek doğasını yaşamasına izin vermemiş olacağız. Yani şöyle tercüme edebiliriz. Hayvanın hayvanlığını yaşamasına engel mi olacağız? Bırakacağız hayvan içgüdüleriyle mi yaşayacak? Şimdi bu çok tehlikeli bir nokta gibi geldi bana. Okurken kafamda çok karıştı. Çünkü başka bir yerde hem duygu ve içgüdü ve cinselliği hayvan insan arasında fark var mı yok mu üzerine düşündürürken bizi. Yani o zaman insan da mı içgüdüler üzerinden davransın derken başka bir yerde bilince vurgu yapıyor. Ve diyor ki biz farklıyız. Biz dediği insan burada. Hayvanlarla kendisini karşılaştırırken. Biz farklıyız. Günah korkusuyla değil, iyilik yapmak için hayvanlara iyi davranırız. Veya hatta şöyle diyor David Bury. Benim dünya tahayyülüm, küreğin tersiyle vurup kemiklerini kırmaya el vermiyor. Onun için o hayvanlara iyilik yapıyorum. Yani aslında bir yandan hayvanlarla da kendini özdeşleştirirken, duygu yoğunluğu üzerinden veya arzu üzerinden, bir yandan da hayır, insanın bir bilinci vardır, insan bir öznedir, insan karar verir demeye getiriyor. Ki burada romancının romanının 104'ten ben de bir şey okumak istiyorum. Ki orada vejeteryanlık tartışılırken birisi vejeteryan olmasını anlatırken öbürü şöyle lafa giriyor. Önemli bir noktaya işaret ettiniz. Bir bilinç olarak tanıyabileceğimiz bir bilinçleri yok hayvanların. Geçmiş duygusunun eşlik ettiği bir kendinin farkında olma hali içinde değiller. Aslında beni ilgilendiren bundan sonrası. Bilinçleri yok. Öyleyse ne? Öyleyse onları kendi amaçlarımız için kullanabilir miyiz? Hayvanlara bilinçleri olmadığı için böyle davranıyoruz. Çok makul gibi gelen bir cevap. Ama hemen arkasından bir aparkat daha geliyor. Peki bebeklerden söz edecek miyiz diyor karşısındaki. Bebeklerin de bir bilinci yok. Peki biz niye bebeklere böyle davranmıyoruz? Çünkü kendi türümüzü koruyoruz. Verdiği cevap Coetzee'nin aslında daha başka bir şey. Biz demesine de gönderme yapan. Yani insanlığını iyilik üzerinden tanımlarken bile belki de kendi tür üzerinden bu iyiliği tanımlaması ve başka türlere karşı biraz merhamet duygusuyla ve gizlenmiş bir merhamet duygusuyla aslında tavır almasını gösteriyor. Türümüzü korumak üzerinden. Ama başka bir gönderme daha var. Not almışım. Parantez açmış olayım. 101. sayfada utançta hayvanlara bakıp ne eşitlikçiler, sınıf yok diyor.
Yine aslında gidip gelme var. Bir yandan hayvanlarla insanları, doğa halini karşılaştırma gibi bir şey var. Bir yandan da mesafe koyma veya araya bir çizgi çekme ihtiyacı var. Aslında bu hepsi belki de bütün bunlar de barbarları beklerken üzerinden yine aslında insanın bilinç haline gönderme yapan bir şey. Orada karşımıza çıkan sorun ise söyleyebileceğim son nokta, son izlek. Orta sınıf tavrı aslında. Tipik orta sınıf tavrı nedir? Sayfa 87'de Lucy babasına diyor ki, ben senin istediğin gibi bir çocuk olamadım. Senin kızın olduğun için benden beklentilerini karşılayamadım. Sen benden bekliyordun ki orkestralara katılayım, keman çalayım, bilmem güzel şeyler yapayım. Hatta kızına cevabı şu, ya uygarlığa geri dön, etnik boyamalar yap. Eğer bu tip şeylere çok meraklıysan, yani bilincini karşı tarafla hemhal olarak veya onların içinde yaşayarak tamamlamak istiyorsan bu kadar zahmete girme. Başına da bir sürü bela geldi. Etnik boyama yap. Tipik beyaz orta sınıf tavrı neredeyse aslında. Diğerleriyle mesafe koyup diğerlerini benimsiyormuş gibi, seviyormuş gibi yapma. Ama her durumda onların dışında ve aslında onları sembolize ettiği bazı kavramlar veya imgeler üzerinden kendini tanımlama ama öncesine asla gitmeme. David Lurie'nin söylediği. Ama asıl bence orta sınıf tavrına belirleyici olan sayfa 203. Evine dönmüş, evi yağmalanmış. Hatırlıyorsunuz. Sigortacılardan filan bahsediyor bir ara. Önce ayakkabılarını düşünüyor. Ama ondan sonra ayakkabılarından sadece bahsediyor. Sonra Beethoven'dan bahsediyor. Allah bilir şimdi onu çöpe atmışlardır. Yani eve girenler ayakkabıyı mutlaka kullanmışlardır ama Beethoven'dan da ne anlarlar Allah aşkına? Yani tipik bir hemen kendisini başka bir yere konumlandıran elitist aslında. Yani David Duran'ın genel olarak çizdiği resme biraz aykırı da olsa elitist bir tavır. Evet. Şimdi notlarım bitmiş. Aslında bir de şunları söylemek istiyorum belki. Hızlı mı gitti bilmiyorum. Utanç, Coetzee'de okuduğum ilk roman. 2002'di galiba. İnsanı okurken başta söyledim belki ama hakikaten vuran bir tarzı var. Fakat mesela Yavaş Adam diye bir romanı var. Belki okumuşsunuzdur. Yavaş Adam da ise biraz önce söylediklerimin tam tersi neredeyse. İnsanı içine çeken hatta orada cinsellik yine ön planda olduğu için Ahmet Altan vari bir şey. Sürekli arzuyla sizi de yoğunlaştıran neredeyse. Anlattığı hikayeler üzerinden bir şey var. Onun için belki şunu diyebiliriz veya romancının romanında anlattığı farklı temalar üzerinden. Coetzee her durumda çeşitli geçkenlikler gösterse de sanki Melek Hoca ile geçen tartıştığımız bir konu. Evrensel olanı değil içerik olarak ama evrensel temalar arıyor. Başta söylemeye çalıştığım gibi her konuda çeşitli insanların farklı düşünebileceğini kendi işlerinde de kendi dışlarında da bizi söyletmeye çalışıyor. Ve bunun ötesinde de ya da bunun üzerinden de aslında hepimize birer ayna tutuyor sanki. Bu anlamda Coetzee'yi en azından kendi adıma söyleyebilirim. Okurken roman mı okuyorum yoksa deneme vari bir şey mi okuyorum diye çok düşündüğüm oldu. Çünkü edebiyat anlamında, yani klasik anladığımız edebiyat o yoğun betimlemeler üzerine giden edebiyat anlamında ortada bir edebiyat yok. Yani hepimizin rahatlıkla çevirebileceği, biraz İngilizce bilen herkesin rahatlıkla çevirebileceği yalın bir dil var. Bence asıl gücü de buradan geliyor diyorum. Sabrınız için teşekkürler.